Merhaba efendim, ben Kadir Kirişçi ve bugün konum 2013 yaz ayının en popüler içkileri. Bildiğiniz gibi bu sabah saatlerinde veya dün sabah saatlerinde, bugün ayın 24'ü, içki yasağı başladı. Saat akşam 10'dan sabah 6'ya kadar alkol satışı yasaklanmış. Ben de dedim ki hani insanlara bir iyiliğim dokunsun, onlara evde pratik şekillerde nasıl alkol tüketebileceklerini veya ne bileyim marketlerden alabilecekleri, yasal şekillerde alabilecekleri bazı küçük maddelerle nasıl böyle kafa yapabileceklerini öğretmek istedim. Şimdi azizim, böyle basitlerden başlayıp zorlara doğru geçiş yapacağım. Şimdi ilk başta hepimizin bildiği tequila shot. Şimdi ben bunu size hemen evde nasıl kolayca hazırlayabiliriz onu öğreteceğim. Şimdi 1 litre ayran alıyoruz. Ben biraz demlendim dün. O yüzden yarım, ama hani daha son kullanma tarihi geçmedi. Tabii o dönem üzerinde okuyacaksın, son kullanma tarihi neyse o. Bir de açtıktan sonra 3 günü geçirme veya 2 günü geçirme, bilmiyorum, üzerinde yazar da. Reklam olmasın diye ambalajımı söktüm. Tabii. İşte bunu biraz çalkalıyoruz. Ondan sonra işte diyelim ki evde 5 arkadaş oturuyoruz. O zaman bundan ya 5 tane ya da 10 tane alıyoruz şu bardaklardan. Hepsini böyle çat diye dolduruyoruz. Şöyle. Dudak payı da bırakın, zaten biraz ağır olduğu için, hele ki evinize kız geldiyse o içemez bunu. Bu tadı çok şey, bunu sert. Yani öyle herkes içeceği bir şey değil. Neyse. Şimdi efendim bunu alıyoruz böyle. Şimdi bunun çeşitli içme yöntemleri var da ben size en beğendiğimi söyleyeceğim. Şimdi öncelikle elimizin şu bölümünü veya şu bölümünü birazcık yalıyoruz veya bir başka insana yalatıyoruz. Hani nasıl hoşunuza gidiyorsa, bilmiyorum. Yaladım. Sonra şuradan azıcık bir tuz alıp şöyle üzerine koyuyoruz. Ondan sonra salatalığımızı hazırlıyoruz. Kenara şöyle koyayım, onu da belli olsun. Şimdi bunu içiyoruz izniniz olursa. Yaladık tuzu. Leziz. Hani nasıl diyeyim, ağzım doluyken konuşmak istemiyorum ama dayanamıyorum, o kadar güzel. Böyle hani günah olan tekila var ya, hani onu düşünün, bu böyle 1000 sevap point kadar falan daha güzel. Hani o derece güzel, hani artık sen hayal et, ne bileyim, böyle cennette bir akşam koşusu gibi, hani sanarsın şu anda içim böyle yarısı cennette. Böyle ayranın geçtiği her yer böyle yanmıyor da böyle nur doluyor. Böyle çok güzel bir şey. Ben size tavsiye ediyorum bunu. Bunu da ardından atabilirsiniz. Neyse, bunu gösterdim. Anladınız zaten. Bunun çeşitli oyunları da var. Mesela şey, adını bilmiyorum da, atıyorum ki işte ben hiç günah işlemedim diyorsun. İçiyorsun. Eğer arkadaş grubunda günah işlemeyen başkaları varsa onlar da içiyor. Veya bunun tam tersi de olabiliyor. Oyundan oyuna değişiyor. Mesela ben günah işledim diyorsun, günah işlemeyenler de içiyor. Hani onları da günah sevk ediyorsun. Öyle oyunlar da var. Neyse, bunu geçtikten sonra bildiğiniz Türk klasiği. Günah bardağı. Günah bardağı. Yine bildiğiniz gibi ayran. Çalkalayalım. Bunu ben seviyorum da, bunu tek başınıza yapmanızı tavsiye etmiyorum. Masaya ayran döktüm. Tüh, gitti bak, gitti sevap. Şimdi efendim, günah bardağımızı alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ben fazla içmeyeceğim şimdi sabah sabah. Hatta saat öğlen 2. Öğlen 2'de şimdi içilmez be. Ayyaş mıyım ben? Ayranla kafam bulacağım bu saatte. Neyse, böyle biraz koyuyoruz. Ben bunu göstermelik koydum. Şu kadar koyduk ya. Buraya koyduğumuz kadar da üzerine su ekliyoruz. Oh! Oh! Neyse. Üzerine buz. Evet, yine döktüm. Ben iki buzlu seviyorum. Hop, buz. Bunu şöyle hafiften şöyle çalkalıyoruz. Evet. Ondan sonra arkadaşlarımız otururken işte ne bileyim, biri de mutfakta balık falan kızartıyordur belki de. Onlarla konuşurken falan böyle ufaktan içiyoruz. Ne bileyim, şey diyoruz. Ya benim kız annesi hacca yolladı falan yapıyoruz, hani böyle efkarlanıyoruz ama biliyoruz ki
hac yolu kısa sürer. Hani kız gelecek ama hani öyle bir özlemişiz. O yüzden hani kızın gelmesi bizi böyle efkarlandırıyor. Arkadaşlarımıza böyle ayran içiyoruz. Benim tavsiyem bu muhabbetleri yaparken bir de telefonunuzdan veya laptopunuzdan artık Zeki Müren falan açıp bunu böyle dinlememizdir. Ama çok günah. Müzik günah. Ama hani ayda bir kereden veya ne bileyim ayda yılda bir kereden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Belki de olur bilmiyorum ama benim sözümü almayın. Ama çok günah. Neyse. İşte bunu da böyle arkadaşlarla içiyoruz. Başka bir günah bardağı da alıp şimdi diğer bardağın şu bölümü şuraya çarpacak. Hani şu şekilde şerefe yapılır ama şerefe yapmak çok günahtır. Yapmayın. Yani ben sadece bilgi veriyorum. İşte bunu böyle içiyoruz. Aman Allah'ım. Bu da böyle ne bileyim cennette böyle ip atlıyor gibisin. Hani böyle yakıyor yani böyle ama. Hani böyle nur doluyor ya hani böyle. Her böyle dalgalanışta böyle bir kere ip atlıyorsun. Hani o kadar mutlusun. Veya kız arkadaşın anlayacağı şekilde diyeyim. En sevdiğiniz mağaza, kıyafet mağazası. %90 indirime girmiş ve 100 liralık alışveriş yapan herkesi hacca yolluyor. Yani o derece böyle bir mutluluk. Bunu da kenara koyuyorum izninizle. Çünkü ayyaş değilim öyle hepsini içemem ben. Ondan sonrasına efendim diyelim ki romantik bir gece istiyorsunuz sevgilinizle. Ki çok günah. Romantizm çok günah. Sevgili aşırı günah. Sevgili olmayacaksın. Kızı göreceksin, anasından isteyeceksin, evleneceksin, gerdeğe gireceksin. Bitti. 5 kız. 5 çocuk. Kız ne? Kız çocuk yapmayın. Kız çocuk da günah. İşte efendim bunu böyle buzdolabında iyice soğuttuktan sonra 2 tane alıyorsunuz. Çünkü romantik bir ne bileyim sabah namazı kılacağınız için böyle biraz ayran şöyle koyuyorsunuz. Bunu az koyun. Hani böyle doldurmayın. Bu yani genelde şöyle doldurulur da ben böyle doldurdum bu seferlik. Bunun yanına kavun, karpuz. Karpuz pek gitmiyor da kavun, peynir güzel gidiyor. Bunu böyle oturacaksınız böyle helalinizin yanında böyle şak böyle şerefe yapıp bu şekilde tutabilirsiniz. Kadeh büyükse böyle tutabilirsiniz. Kadeh küçük olduğu için ben böyle tutuyorum. Böyle böyle. İçiyorsun da benim gibi hayvan gibi içmeyin tabii. Çok günah. Bunu da kenara koyduktan sonra benim dün akşamdan kalan kokteylim var. Onu yine yapmayacağım. Çünkü hazır yapılmışı var. Zaten basit. Bunun adı Ayran on the beach. Bu çok güzeldir. Şöyle ki bunu anlatacağım. Önce şöyle ayran koyuyoruz. İçine böyle salatalık böyle kesilmiş salatalık atıyoruz 5-6 tane. Biraz nane, biraz tuz. Böyle bir çentik hani çok da değil. En sonunda bir tane böyle salatalık dilimini alıp şunun gibi kenarına böyle işliyoruz. Bu da gavur kızlarını eve atmakta çok güzel. Şimdi gavur kızlarını mesela Alanya, Antalya gibi yerlerde bulduğunuz zaman onları böyle çekip eve getirin gel sana ne vereceğim şeklinde. Eğer erkekseniz bunu yapın. Kızsanız yapmayın çok günah. Neyse. Diyelim ki Rus kızı. Alanya'da, Antalya'da bir yerdesiniz. Rus kızı gördünüz. Sizi çok beğendi. Diyecek elinden tutacaksın gel bize gidiyoruz diyeceksin ama. O da diyecek ki olmaz 50 dolar falan diyecek. Sos lan diyeceksiniz. Alıp eve götüreceksiniz. İşte bu kokteyli hazırlayıp üzerine bunu koyup sonra ona tekrarlattıracaksınız, kelimeye şehadet getireceksiniz. O kız arkadaşımız da Müslüman olacak ve siz çok büyük sevaplar kazanıp cennete gideceksiniz. Bunu içmek için değil, bu daha çok böyle küçük Hristiyan kızlarını kandırmak için. Evet, bu içilmez, bu günah. Tamam, ama bir yudum alayım. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir efendim. Ben Kadir Kirişçi. Bu da dersimizin sonu. Videomuz değil, dersimizin sonu. Umarım hepiniz iyi insanlar olursunuz artık. Kendinize iyi bakın. Aşağıda bir yerde abone ol butonu var. Ona da basarsanız sevinirim. Ki sizi cennete beraber götürebileyim kendimle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Günah işlemeyin. Sevap çok güzeldir.